Selamlar arkadaşlar hepinize. Umuyorum herkes sağlıklıdır, afiyettedir. Katıl bölümü için yeni bir yolculuğa başlıyoruz. Sobalarında Gurda Meşe Yanıyor Efem isimli Zeybek ezgisini işleyeceğiz bu derslerimizde. İleri düzey bir türkü olduğu için yine bölümler halinde yayınlayacağım bunu değerli arkadaşlar. Bu ilk bölümde sade çalım ve solfej üzerinde duracağız. Detaylı çalım tekniklerini anlatacağım diğer bölümleri ise üyelerimize özel katıl bölümünde bulabilirsiniz. Sazımız bozuk düzende alt tel do'ya göre akortlanmış. Türkünün karar sesi de sol perdesi. Saz bölümündeyiz. Birinci satırdan başlıyoruz. Re, sol, 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 fa, mi, fa, mi. Mi, sol, fa, mi, fa, sol, mi, sol, fa, mi, re. Mi, mi, sol, fa, mi, re, do, re, do. Mi, sol, fa, mi, re, do, si, es, mi, re, do, si. İlk ölçü böyle 9-4'lük uzunca bir ölçü vermiş. Seslendirmeden örnekliyorum ilk ölçüyü. Orada dikkat etmemiz gereken bir üçleme kısmı var. Do, si, es, mi, re, do, si, ra, ta, ta, tam kısmı var. Oraya dikkat edelim. İkinci ölçüyü alalım. İkinci satırın sonuna itibaren. Re, mi, 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 re, do, re, do. Re, mi, re, do, re, mi, do, mi, re, do, si. Do, re, mi, re, do, si, la, si. La, re, mi, re, do, si, la, sol, es, si, la, sol, sol, sol. İkinci ölçü de üçüncü satırın sonuna kadar devam ediyor. Bir de seslendirmeden alalım ikinci ölçüyü. Dördüncü satırın başına itibaren üçüncü ölçüyü alıyoruz. Re, sol, 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 fa, sol. Re, do, re, do, 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 si. Re, do, si, la, sol, 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 sol. Do, si, la, sol. Üçüncü ölçüyü de bir seslendirmeden alalım. Can kısmına geldik şimdi. Sondan ikinci satırdayız. Zobalarında kısmından. Önce solfejleyelim. Sol, re, 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 do, re, re. Do, re, mi, re, 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 do, si, la, si, es. Do, re, do, re, mi, sol, fa, mi, re, re. Es, si, la, sol. Burada araya girmem gerekecek. En sonda fem hecesinde uzunca bir nota var re olarak. Onu ritmi kaçırmamak adına deşifresini biraz daha kolaylaştırabiliriz. Şöyle ki orada 1,5 dörtlük vermiş noktayla beraber bakın ne demiş. Re deyip beklemek yerine orayı re 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 gibi açabiliriz. Buna göre çalarsam bakın yanıyor efem kısmı. Mi, sol, fa, mi, re, 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 es, si, la, sol, sol, sol. Hatta en sondaki esi de sol, sol gibi yukarıya doğru çekersek tam anlamıyla anlam bütünlüğü olmuş olur. Buna göre seslendirmeden çalayım buraya kadar iki satırı.
İkinci sayfaya geldiğimizde bunun tekrarı gibi var ama en sonda farklı bir ifade var. O yüzden tekrar yazmış. Yine bir solfejini yapalım. Sol, re, 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 do, re, re, do, re, mi, re, 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 do, si, na, si, es, do, re, do, re, mi, sol, fa, mi, re, re. Yine aynı şekilde buradaki re'yi de re 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 es fa mi re. Esasen bir önce çaldığımızda si la sol demişti. İkinci de fa mi re diyecek. Tek farkı bu. Bir de burayı seslendirmeden çalalım. İkinci versiyonunu, ikinci sayfadaki. Doldurduk en sondaki re re şeklinde. Cevabına geldik. Yanıyor da Mehmet Efem kısmı. İkinci sayfadayız. İkinci satırın ortasında. Es sol 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 fa mi fa mi re mi fa sol fa fa mi fa mi re mi fa sol fa mi re do re re do fa fa mi re do si es mi mi do si. Burada duruyorum. Mi mi do si şeklinde vermiş. Orayı biz ara sazdaki gibi mi re do si gibi alalım. Daha güzel oluyor bence en azından. Mi mi do si yerine mi re do si yapalım. Buna göre seslendirmeden çalıyorum. Ölçü sonuna kadar. Sondaki 1/8'lik esi mi re do si 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 gibi dolduralım. Boncuklu gelin kısmına geldik. Burada iki yazım var. Biri aşağıya doğru, biri yukarıya doğru. Yukarıya doğru kuyrukları olanlar ikinci kıtada çalıp okuyacaklarımız. Biz şimdi ilk kıtadakini baz alalım. Boncuklu gelin kısmı, yani kuyrukları aşağıya doğru olan notaları baz alalım. Ölçünün devamında bakın bir de es var. O es de önemli. Mi 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 re re mi do es re re do si na si do re mi re do si na si la re re do si na sol es si la sol sol sol. Yine sondaki sol sol'ü esi doldurduk. Seslendirmeden alıyorum boncuklu gelin kısmını. Es, re. Es, si, la, sol. Aralarda esleri özellikle vurguluyorum arkadaşlar. Esler çok önemli. Bu türkünün akışını, ritmini, kalıbını taşırmamak için, doğru çalabilmek için aralardaki o minik esler çok çok önem taşıyor. Geldik son ölçüye. Son iki satırdayız. Re, sol, sol, sol. Re, do, re, es, do, si. Re, do, si, la, sol. Sol, 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 sol. Si, la, sol, fa, sol. Sol, fa, mi, re, sol. Sol, sol. Burada da güzel ezgiler var. Bir de seslendirmeden çalalım. Es, do, si. Es. Evet değerli arkadaşlar, solfej kısmı böyle. Şimdi baştan sona sade bir çalımla dersimizi sonlandıralım. İkinci derste görüşmek üzere.
Müzik